seni bari de sanıyordum. Ah canım. Çay mı hazırladın benim için? Harikasın. Fincan çay beni kendime getirir şimdi. Yataktan kalkarken uyanmayı unuttum galiba. Maşallah sen de pek bir güzel uyuyordun gece. Yurttan sesler korosu yanında halt etmiş. İhsan. İhsan biliyor musun? Bazen seninle konuşurken kendimi bir yabancıyla konuşuyormuşum gibi hissediyorum. İhsan. Heykel gibi duracağına bir iki laf etsene. İhsan. Günaydın efendim. İhsan. Sevinç, alo, buradayım. İhsan. Ya benim Abdül Cemrim nerede? İhsan bir sorun var. Ne oldu, Abdül Cemrim'e bir şey mi oldu? Evet. Ya hayır. Mutfakta biri var, hırsız galiba. Hırsız mı? Ne çalıyor? Peynir, ekmek, reçel. Reçel mi? Reçel. Bana bırak, bana bırak, sen karışma. Dur. O ne be? Dur. İhsan dikkat et. Dikkat ederim. Canının yanacağı yerlerini vurmaya dikkat ederim. Sen gözlerini sımsıkı kapat. Burada bekle. Kan görmeye dayanamazsın çünkü. Şimdi yaktım şunu. Ne olur ateş etmeyin. Yalvarırım ateş etmeyin. Vurmayın beni. Seni vurmayacağım. Oh sağ olun. Sana vuracağım. Benden bulunma. Dur İhsan yapma. Neden? Senin rokta şambırını giyiyor. Çabuk çıkar onun üstünden. Ne yapıyorsun be, giyin çabuk. Terbiyesiz. Kimsin sen? Ben. Ben Necati. İnanın buraya hırsızlık yapmaya gelmedim. Bakın. Bakıyorum. Mutfanda bir yabancı. Karımın ödünü patlatıyor. Kahvaltı mı ediyor? Ve benim rokta şambırını giyiyor. Bunu açıklayabilirim. Açıklamışım. Açıklarsın tabii. Hem de polise. Yürü çabuk. Dur şöyle. Yavaş. Şimdi sen arkamdan gel. Yavaş. Sakın ani bir hareket yapma.